Yunus Emre Bey diyor ki Fox Haber yazık değil mi? İyi yayınlar, her meslek grubunun sıkıntısını dile getiriyorsunuz. Peki bu denizcilik çalışanlarının elinden alınan özlük hakları ne olacak? Hiç kimsenin umurunda değil. Ozan Balık Beyefendi demiş ki Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Alara Uçan Suya HES yapılması planlanarak doğamız yok edilmek isteniyor. Yazık değil mi etiketiyle yollamış. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u iptal edeceğiz diyen muhalefete uluslararası tahkim yoluyla sizden bu paraları söke söke alırlar demişti. Bu kez ekonomideki döviz, kur, faiz ve enflasyon yüksekliğinin sebebini de dış güçlere bağladı. Cumhurbaşkanının söke söke alırlar ifadesi tam bir utançtır. Dinlediğimde böyle one minute diyen Cumhurbaşkanı bu mu? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Söke söke sizden alacaklar bunun parasını diyor. Siz dedi kim ya? Bu ülkenin gençleri ben bu ülkeyi borçlandıracağım gelecek nesillerde mecbur ödeyecekler diyor. Muhalefetin iktidar değişiminde parasını ödemeyiz dediği Kanal İstanbul projesi üzerinden başlayan söke söke polemiği sürüyor. O başı dik Erdoğan, uluslararası mahkemeleri Türkiye'den söke söke alacaklarını söylüyor. Müstemleke ülkesi mi burası? Niye alıyor söke söke? Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları, hayata geçirme gayretleri sona ermemiştir. Türkiye'yi rayından çıkartmayı başaramayanlar bu defa daha sinsi yol ve yöntemlere yöneldiler. Yeni hedef ekonomimizdi. Muhalefet tarafından projeye kredi sağlayan yabancıları savunmakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de ekonomiye dış saldırı var cümlesini kurdu. Döviz kurunu harekete geçirerek, faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. Merkez Bankası'nı borçlandırdılar. Bu swap anlaşmalarıyla borçlandırdılar. Piyasaya borçlandırdılar. Hazineye borçlandırdılar. Bankalara borçlandırdılar. Borçlandıkları dövizi bile gittiler sattılar. Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık. Eksiye düşmüş bir rezervle siz artık o ülkenin döviz kurunun kontrolünü elinizden kaçırırsınız. Şöyle bir kurlara bakın. Son birkaç yılda katlana katlana gidiyor. Gezi olaylarındaki amaç neyse, kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan oyunda aynıdır. İkide bir ben ekonomistim diyor. O zaman düzelt. Diyor ki biz enflasyonu şöyle yaptık, faizleri şöyle indirdik. Yeniden yap işte. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Zaten sorun orada. Cumhurbaşkanı iyimser bir tablo çiziyor ama muhalefet rezervler, enflasyon, döviz kuru üzerinden eleştirilerini sürdürüyor.